Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce herkesin bayramını kutlarım. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirin arkadaşlar. Dün çok yoğundum. Gerçekten yoğundum arkadaşlar. Sabah 8'de çıktım evden. Ne zaman geldim biliyor musunuz? Gece geldim, gece. Yani bir sürü ziyarete gittim vesaire. Ya yani bayramlar benim için önemli arkadaşlar. Büyüklerimizi ziyaret ediyorum ben bayramda. Yani ben öyle yetiştim. O yüzden e, aktif olamadım bayram günü. Zaten birçoğu işi gücü vardı, doğru mu? Yani pek de ilgilenemezdi kriptoyla. E piyasada negatif arkadaşlar. Biraz e, sevdiklerinizle vakit geçirin. Tüm gün ekran karşısında durmak yerine bunu yapabilirsiniz yani. Diğer bir duyurumuza gelelim. 5 gün kaldı arkadaşlar. Türkiye turuna 5 gün kaldı. Siz takipçilerimle buluşmaya yeniden geliyorum. Çok önemli toplantılar yapacağız. Önemli konulara değineceğiz. Bu gideceğim tarihleri not alabilirsiniz arkadaşlar. Nerede kalıyorsam buyur gel. Buyur gel. Ee, önemli şeyler konuşacağız dediğim gibi. Yani geçen turlara gittiğimde çok farklı şeyler konuştuk. Bu defa da sizde farklı şeyler konuşacağız. Yani bu turların bir amacı var arkadaşlar. Öyle boş boş geçmiyor yani. Birçok insana ben fayda sağlıyorum burada. Hem de merak ediyorum beni kimler izliyor görmek istiyorum ve görüyorum da arkadaşlar binlerce takipçimle buluştum. Yani bundan sonraki turlar biraz daha ağır gidebilir. Artık aşağı yukarı nereye gidip gitmeyeceğimi biliyorum arkadaşlar. Kalabalık olan yerleri tespit ettik. <laughs> Sakin geçen yerleri bir dahaki turlarda elemeyi planlıyorum çünkü çok uzun sürüyor yoksa. Neyse arkadaşlar Neler oluyor bitiyor oraya gelelim. Öncelikle video çok uzun olacak. Bunu söyleyeyim. Niye uzun olacak arkadaşlar? Sizi bilgilendirmem gerekiyor benim. Ne konuda? Kısa vadede neler oluyor? Büyük resimde neler oluyor? Tether dominansına değineceğiz. Dominansa Bitcoin dominansına değineceğiz. Altcoin'lerin geleceğine değineceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ve haftalık kapanış geldi. 2 haftalık kapanış geldi. 3 haftalık kapanış geldi. Bunlara değineceğiz. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar hala bir kırılım gelmedi. Ne diyorduk biz? Daralan bir üçgenin içindeyiz hemen hemen. Şöyle yükselen trend var, düşen trend var. Düşen trend neredeydi? 71.500. Üzerinde kapanış görürsek en azından günlük kapanış o zaman sepetlenebiliriz. Bu olmadıkça düşüş gelme ihtimali var. Doğru mu? Ve biz 2 ay önce nakite geçtik zaten pardon arkadaşlar. Ve altcoin'ler sattığımız yerin epey bir altına düştü. Daha da düşer mi? Tabii ki daha da düşebilir arkadaşlar. Ben bundan bahsediyorum. Bizim söylediklerimiz hemen anlaşılmayabilir. Yani zaman alabilir arkadaşlar. Ben söyledim de ne dedim? Hemen peşin peşin eleştirmeyin. Biraz zaman tanıyın arkadaşlar. Filmin sonunu bir izleyin. Doğru mu? Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Çok iyi izlenirken en düşük video 20 bin diye giderken ne yaptım? Ben gerçekleri söyledim size. Ve izleme sayım düştü birazcık arkadaşlar. 13.000-14.000'e 14 bin'e kadar geriledi. Ve gaz verenler var. Onlarınki de 13-14.000'den 20.000'lere fırladı. 25.000'lere fırladı. Şimdi arkadaşlar ben tıklanma için gaz vermem. Yani biliyorum bazen gıcığına gidiyor benim bu söylediklerim. Yani iyi şeyler duymak istiyorsunuz benden ama ben grafikleri e, söylediğini size aktarmakla görevliyim. Daha önce de söyledim bunu biliyorsunuz. Ve ilk sattığımda sepeti çok ağır eleştirildim arkadaşlar. Yorumları da kapattım zaten. Ve hala da kapalı duruyor. Açar mıyım? Zaman gösterecek arkadaşlar. İyice ne olup bittiğini herkes anlasın. Ondan sonra açarım ben yorumları tekrar. Çünkü çok sabırsız bir topluluğuz insanlık olarak. Hemen bir günde bazı şeylerin olmasını istiyoruz ama öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Biz makro analizi yaparken bu makro biraz geleceği anlatıyor yani ilerleyen haftaları, ayları vesaire bunları anlatır ama bir gün sonra farklı bir hareket geldiğinde insanlar anlamıyor tabi. Gaza geliyor ve gerçekleri söyleyenlerin değil satmayın, uçacağız, kaçacağız diyenlerin peşinden gidiyor. Benim için bir sıkıntı yok. Beni seven insanlar var. Bana yetiyor arkadaşlar. Ben niye bunları anlatıyorum? Yani ya bir şey mi kazanıyorum? Yani nasıl söyleyeyim? Ben kendi izlemelerimi düşürerek nasıl bir avantaj sağlıyorum? Bir düşünün bakayım. Yani hazır izlenmeler artmışken istesem 50 bin tıklanmaya ulaşacakken gaz vererek niye ben izleme sayımı düşüreyim ki? Öyle düşünün arkadaşlar. Cevabını merak ediyorsun. Ne biliyor musun cevabı? Ben insan seviyorum arkadaşlar. İnsanların zarar etmesini istemiyorum. Bu uğurda benim tıklanmalarım iyice düşebilir. Hiç problem değil. Ben dört yıldır hemen hemen yanılmamışım. Boğalar önceden te tespit etmişiz. 2021 boğasını dolu dolu yaşamışız. En tepelerden çıkmışız arkadaşlar. Diplere kadar bir şey aldırmamışız. Doğru mu? Yani... Ve gittiğimiz yerlere insanlar geliyor, takipçilerim geliyor, seviyor. Niye? Çünkü biz her zaman doğruları anlattık. Bakın şu cümlemi unutmayın. Ben gaz vererek bir milyon takipçiye ulaşacağıma gerçekleri anlatarak takipçi sayımın yarı yarıya düşmesini iyi eylerim. En azından derler ki bu adam yalan söylemedi, gaz vermedi derler. Benim için önemli olan bu. Tüm dünya beni tanısın, Önemli değil arkadaşlar, önemli değil. Önemli olan tanıyanlar nasıl tanıyor? Benim için önemli olan bu. Gönül rahatlığıyla ben dışarı çıkabileyim, insanların yanına gidebileyim. Yani bunlar önemli benim için. Ve hani geçmişte biz o kadar çok şey yaşadık ki bu piyasada arkadaşlar. 7 yıl önce benim ne çektiğimi zaten defalarca anlattım ben videolarda. Doğru mu? Ben de dedim ki siz çekmeyeceksiniz. Böyle bir giriş yaptık YouTube camiasına biz. Ve sözümüzün arkasındayız. Yani yıllar geçti aradan. Hiç değişim olmadı bizde arkadaşlar. Ne anlatıyorsak onlar anlatmaya devam ettik. Siz gaz verenlerin peşinden gidebilirsiniz. Siz paranızı kaybedin. Yapacak bir şey yok. Ama tarafsız olmayı da bir deneyin yani. Hani bir adam bunu söylüyorsa niye söylüyor? Bir ölçüp tartın yani. Körü körüne gazın peşinden gitmeyin. Tehlikeleri de görün. Bakın altcoin'ler ne kadar düştü arkadaşlar. Ben sattığımda var ya beni öldüreceklerdi arkadaşlar. Öldüreceklerdi ya. Şu an günümüzde geliyoruz. Geçen de gösterdim. Benim param cebimde satmasam daha az param vardı. Hatta o videodan sonra daha sert düştü altcoin'ler. Şu an daha da kerdayım ben. Yani doğru yaptık biz arkadaşlar. Doğru yaptık. Tabii ee, anlamak zaman alır zaman alır arkadaşlar umarım bir gün herkes ne anlattığımı nasıl yorumladığımı haftalık grafiki e, yorumluyorsam bir günde olup bitmeyeceğini anlar orta vadeli sinyallerdir bunlar arkadaşlar şöyle bakalım her şey yolunda mı yolunda yani aşağı yönlü kırılım gelirse sıkıntı niye sıkıntı bakın yükselen trendi kırmış olacağız zaten o zaman şu an nerede? 65 bin. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. 65.500 bin Oran altında günü kapatmayacağız. Kapatırsak tehlikeli olur. Peki biz direnci kıracağız mı? Düşük ihtimal olarak görüyorum. Niye? Az sonra zaten daha ilk grafiği gösteriyorum. Daha en az 10 tane grafik göstereceğim arkadaşlar. Yani diğer grafiklere de bakınca kırmayacak gibi geliyor yukarı yönlü sanki aşağı kırılacak gibi geliyor. Devam edeyim. Bakın eğer bir tepki gelecekse nereye kadar gelebilir? Kısa vadeli. Önemli direncimiz neresidir? Daha önce de ifade ettiğim gibi biz bayağıdır üst banda değmiyoruz arkadaşlar. Bollinger üst bandımız. Ne zamandan beri? İşte 5 Haziran'dan beri dalga dalga düştük ama her defasında üst banda dokunmadan düştük. Belki orayı bir tamamlamak isteyecektir. Mecbur mu? Değil tabii. Ama tamamlayacaksa arkadaşlar 67 bin bizim direnç seviyemiz üst bandımız orada. Ne demiştik az önce 65 bin 500. Altında günlük kapatırsa o zaman üst band gelmeden direkt düşmeye başlar. Günlük kapanış. iğne değil bilginiz olsun. Gelelim Golden Ratio Fibonacci'mize arkadaşlar. Tepeden sonra bir düşüş yaşadık. Beyaza kadar düştük. Doğru mu? Bu indikatörü sürekli gösterdim zaten size. Daha sonra bir tepki yükselişi geldi. Nereye? Yeşile. Kıramadı ve düştü. Daha sonra bir daha denedi kıramadı. Bir daha denedi kıramadı. Bir daha bir daha bir daha. Daha sonra şurada kırdı. Nasıl kırdı ama? Ethereum ETF'i onaylandı haberiyle. Kırdı geçti arkadaşlar. Millet Ethereum uçacak. 10 bin dolar olacak. Bitcoin 200 bin dolar olacak. Derken haberin etkisi geçip tekrar düşmeye başladı. Doğru mu? Sonra biz yeşili bir daha aşağıya kırdık. Bir daha retest yaptık. Bir daha düştük derken beyaza düştük yeniden. Ve 4 gündür beyazın altında hareketler devam ediyor arkadaşlar. 4 gündür beyazın altında devam ediyor. Bu iyi bir şey mi? Değil tabii ki arkadaşlar. Değil. Eğer gerçek bir kırılımsa bir düşüş gelmesi lazım. Doğru mu? Ama parçaları birleştireceğiz. Biz acil bir şekilde 67 bin üstüne atıp günü kapatmamız gerekiyor ki beyazı tekrar altımıza alabilelim. Yani şunu anlatayım arkadaşlar. Haberler sizi gazlamaya yarar. Bunu burada daha iyi anladınız. Doğru mu arkadaşlar? Daha iyi anladınız. Biz kendi grubumuzda gaza gelmeyin dedik burada. Ethereum için gaza gelmeyin dedik. Grupta gaza gelmedi zaten. Problem yok. Ama normal izleyicilerle konuşamadığımız için arkadaşlar böyle durumlar yaşanabiliyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu belki bin kere yaşadık bu durumları. Ondan biliyoruz biz. Çünkü herkes aynı şeyi söylerse olmuyor arkadaşlar. Bak herkes yüz bin dolar gelecek derse gelmez. Niye gelmez? Bu piyasa biz kaybedelim diye kuruldu kazanalım diye kurulmadı. Herkes yüz bin gelir, gelecek diyorsa ve yüz bin gelirse ne olur? Herkes zengin olur, para kazanır. Peki kaybeden kim olur burada? Hadi biz zengin olduk, yüz bin geldi. Kim kaybediyor bu durumda arkadaşlar? Bu piyasanın yapıcıları kaybedir. Şimdi bu piyasa yapıcıları bu piyasayı neden kurmuştu? Biz kaybedelim diye onlar kazansın diye. Doğru mu? Ana tema bu zaten. E, 100 bin gelirse kim kaybediyor, Bunlar kaybediyor. O yüzden gelir mi gelmiyor? Bu kadar basit arkadaşlar. bu kadar basit. Herkes aynı şeyleri söylerse olmuyor. 100.000 gelir mi gene gelebilir? Ne zaman piyasa çakılır bir şey olur. İnsanlar artık e, batar, biter, ondan sonra kimse 100 bin'e inanmaz o zaman gelebilir. Ama hala şu var. Buradan düşüş gelecek veya gelmeyecek. Daha sonra 2025'te 100 bin doları kırmaya yönelik bir hareket gelecek. En negatif düşünen böyle düşünüyor şu an arkadaşlar. Hala 2025'te 100 bin gelecek. Onu %90'ı düşünüyor insanların. İşte o duyguları daha tam alamadılar. O düşüncelerden sizi vazgeçiremediler daha. O yüzden hemen gelemiyor. Ve indikatörler de bayağı olumsuz. Oraya da geleceğiz zaten arkadaşlar. Aynı indikatörün haftalığına baktığımızda burada da olumsuz şeyler var. Ne var mesela? Bakın Eflatun'un üzerinde boğada gitmemiz gerekirken biz altında hareketleri yapıyoruz. En son retestimizi de yaptık. Tekrar düştük. Yani görüntü iyi değil yani arkadaşlar. Görüntü iyi değil. Gördünüz mü? Bakın boğa pembenin üzerinde veya eflatun neyse onun üzerinde gidiyor altında gitmiyor ve biz yarı yolda altına çevirdik arkadaşlar zaten bir tuhaflık olduğunu hep söyledik hep söyledik arkadaşlar niye söyledik her şey erken gelişiyordu rekor erken geldi yarılanmadan önce geldi falan ne oluyor falan biz de ayıttık yani bir şeyler anlamaya çalıştık durumu çözmeye çalıştık İşte analiz böyle yapılır arkadaşlar diğer taraftan kendi indikatörümde arkadaşlar sarıdan pembeye evrilirsek sıkıntı olduğunu söyledim biliyorsunuz son videomuzda ve biz pembeyi yaktık ama teyitli midir? Daha değildir. Ne zaman teyit edilir? Günü böyle kapatırsa. Günü böyle kapatırsa ne oluyor? Oraya gelelim. Bu indikatörü ben aylar önce tanıttım size biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. <laughs> Şu bölgelerde tanıttım. Dedim ki sarı pembeye dönerse alt banda düşebilir ve düştü. Sonra pembe sarıya dönürse yükselir ve yükseldi. Sarı pembeye dönerse alt banda düşebilir. Düştü. Sarı pembeye dönerse alt banda düşebilir. Düştü. E sarı pembeye dönerse alt banda düşebilir mi? Siz karar verin arkadaşlar. Alt band nerede peki? 61 bin Alt Altcoin'ler şimdiden böyleyse. <laughs> pardon. 61 bine düşerse iyice yıkılır. Doğru mu arkadaşlar? Yani ben bundan zarar görür müyüm? Görmem. Niye? 2 ay önce nakite geçtim zaten. Bu. Devam edelim. En son videomuzda da 12 saatlik hareketli ortalamalara değindik. MA 100'den destek aldığımızı söyledik yeşil ortalamadan. Ve direnç olarak beyazlı MA 200'ü verdik. Aradan 2 gün geçti hala kıramadığını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bütün ortalamalar retest yapılmış. Doğru mu? Yani hepsi düştükten sonra test edilmiş zaten ortalamaların. Yani yukarı tekrar gitmesine gerek yok. Direkt aşağıya da çevirebilir. Bir sonraki ortalamada 64 bin seviyelerinde arkadaşlar 12 saatlik grafikte. Günlük grafiğe gidelim bir de. Günlükte de MA 50'den destek aldığımızı söyledik. Direncinde MA 100 olduğunu söyledik. Ve ne olmuş? Oraya gitmiş. Üstüne günü kapatamamış. Burada da bütün ortalamalar retesti tamamlanmış, aşağısı boş gördünüz mü? Yani demin ki söylediğim yer 12 saatlik neresiydi? 64 bin bölgesi kritik, diğer kritik bölgede arkadaşlar 56 bin, 57 bin bandını gösteriyor. Yani bunlar tehlikeler arasında. 12 saatlikte diyelim en alt ortalamaya düştü. Doğru mu? Yani bütün ortalamalar kıra 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 en alta düştü. Aynı şey günlükte de yapabiliyor mu? Tabii ki yapabiliyor arkadaşlar. Günlükte yaparsa da bayağı bir dipleri gösteriyor. Bilginiz olsun. Yani buradan yüzde %13 falan aşağıda. Burada da biraz sıkıntılar var. Şimdi arkadaşlar. Bura önemli. Haftalık kapanış geldi. Nasıl geldi? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani ben bunları anlatırken insanlar anlamıyor. Niye anlamıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Size anlatmıyorlar çünkü. Yanlış kişileri takip ediyorsunuz. Bak, çok basit anlatacağım size. Bir piyasa yükseliyorsa, boğadaysa ne olur? Yükselen tepe, yükselen dip. Doğru mu? Adı üstünde. Yükselen piyasa, yükselen tepe, yükselen dip. Doğru mu? Yani şu şekilde dip, yükselen dip tepe yükselen tepe. Bu yükselen trenddir arkadaşlar. Düşen trendde ne görülür? Düşen tepeler, düşen dipler. Niye? Düşen trenddeyiz. Boğada düşen tepe, düşen dip görülür mü? Normalde görülmemesi gerekiyor. Çünkü boğadaysak yön yukarıya Daha kolay nasıl anlatabilirim? İşte bunu size anlatmıyorlar arkadaşlar. En basit temel şeyi size anlatmıyorlar. Sonra siz beni anlamıyorsunuz. Ben bunları anlatırken sallıyorum zannediyorsunuz. Neyse. Şimdi arkadaşlar haftalık kapanışla birlikte nur topu gibi bir tepemiz oluştu. Yeni bir tepe bakın tepe. Gördünüz mü? Bu ne anlama geliyor? Biz daha önce 71.350 üzerinde haftalık kapanış bekliyorduk ya. Artık beklememize gerek yok. Niye? yeni bir tepe oluştu. Bu tepe neresi? 70 bin. Yani ya tam rakam vereyim. 69.700. Bu. Üzerinde hafta kapatırsa o zaman ne diyorduk? Yükselen trendle yükselen tepe olması lazım. O zaman yükselen tepe olur ve biz mallanırız. Ama daha önce bizim neyimiz vardı? Alçalan dibimiz vardı. Oradan akite geçtik zaten. Doğru mu? Oradan Akit'e geçtik. Alçalan dip. Ama alçalan tepemiz yoktu. Ama artık o da var. Gördünüz mü arkadaşlar? Artık o da var. Yani biz ne yaptık şu an? Alçalan tepe, alçalan dip. Bunu görmek lazım. Bunu görmezden gelemezsin arkadaşlar. Görmezden gelemezsiniz. Ben bunu niye anlatıyorum? Daha önce de söyledim. Ben insan seviyorum arkadaşlar. Benim bir menfaatim yok. Ben... ben Menfaatim yok burada yani. Bana artısı, eksisi hiç umurumda değil. Takipçilerim azalıyor mu? Umurumda değil. Ben bunu söylemezsem işi bilenler der ki lan rançola bir işten anlamıyor. Bunu söylemiyor der. Görüyor. Gözünün önünde olan şeyi göstermiyor bize der. Doğru mu? Bizim için itibar önemli. Zaman bizde haklı çıkarıyor genelde yani. Sıkıntı yok. Bakın bir şey daha göstereceğim şimdi. Bu ne? Haftalık bollinger bandımız. Haftalık kapanış geldi malum. Şimdi nasıl geldi? Bollinger bazında üst band eğimlendi aşağıya arkadaşlar. Şimdi bunun detayına geleceğim. Geçmişe gidiyoruz. Hocam ya geçmişe bakıp durma. Geçmiş farklı şimdi farklı filan. Ya izleme beni sen o zaman izleme. Bana karışma ben istediğimi yapabilirim bu kanalda. Bu, bu kanal benim ya. Benim kanalım. Sen böyle derken para kaybet. Biz böyle yaparak Kaybetmiyoruz. Anlatabildim mi? Bir gün beni daha iyi anlayacaksın. Ben bu anı defalarca yaşadım arkadaşlar. Bize laf edenler aylar sonra yeni geldi, özür dilediler. Yani çünkü bunlar size anlatan yok. Türkiye'de bu kadar detaylı, neredeyse dünyada bu kadar detaylı size anlatan yok. O yüzden anlamak biraz zaman alabilir. Bu adam ne saçmalıyor diyebilirsiniz. Ama bakın arkadaşlar, böyle yapılıyor analiz analiz alçalan bir göstermemekle olmaz. Alçalandık varsa söylemen lazım. Analiz bunu gerektir. Bunu size söylemiyorlarsa onlar doğru analiz yapmıyorlardır. Onlar duygularının, hislerinin peşinden gidiyorlardır arkadaşlar. Bollinger'in böyle eğimlendiğini size anlatmıyorlarsa duygularının peşinden gidiyorlardır. Ve siz de onların peşinden gidiyorsunuz. Bakın net göstereceğim şimdi. Boğalarda böyle Bollinger yukarı gider arkadaşlar. Şu turuncu çizgi Bollinger'in üst çizgisi. Doğru mu? Bakın şurada eğimleniyor. Sonra sert düşmeye başlıyor. Devam edelim. All time high seviyelerinde özellikle sert rallilerde, eğimli rallilerde bakın üst band hep yukarı bakar. Rekor kırılır Bitcoin'da. Üst band yukarı bakmaya devam eder. Ne zaman aşağı evrilir? Alt band'a kadar düşebilir. Bu neydi? 2017 rallisi. O şiddetli ralli. Sonra 2019 rallisi oldu. Mini ralli. 3000'den 14000'e düştü. 14000'den 3900'e düştü. %70. Burada da bakın üst band yukarı bakarken şurada eğimlendi. Sonucunda alt band'a kadar düştü. Daha da altına düşebildi yani. Burada covid vardı. Covid'siz hali de alt band'a düşürdü yani. Doğru mu? Sonra 2021 boğasına girdik biz. 2020 2021 boğaz. Bakın üst bant hep yukarı baktı, 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 baktı. Burada eğimlendi. Alt banda düştü. 65 binden 28 bin. .000. 28 binden 69 e çıktık daha sonra. Çıkış esnasında arkadaşlar üst banda bakın. Eğimi verdi, 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 verdi. verdi. Aşağı kıvrıldı. Alt banda düştü. Çünkü bunları görmüyorsan, görmek istemiyorsan ne diyeyim ben sana bilemedim. Şimdi gelelim bu ralliye. Bak şiddetli bir ralliydi yani. Hızlı gittik. Doğru mu? Aynı şuradaki şiddeti düşünün. Burada da aynı şiddeti gördük. Bak üst bant eğimlendi eğimlendi eğimlendi. Aşağı hiç böyle yuvarlanmadı yalnız onu söylüyorum. Burada biraz momentum zayıflasa da hep yukarı yönlü gitti arkadaşlar. Bak ama burada aşağı kıvrıldı geçmiş diyor ki bize alt bandla düşebilir diyor. Alt band bu, bu hafta 51 bin seviyesi ama her hafta bant daraldığı için önümüzdeki hafta 56 57 bine kadar eğim verebiliyor arkadaşlar. Orta bant neresi peki? 64.500. Tanıdık geldi mi? Evet geldi. Neydi o? 12 saatlik ortalamaydı arkadaşlar. Neredeydi ortalama? Bir bakayım hemen. Şurada. 12 saatlik ortalamayı gösteriyor. Şurası Bakın 64.500-400 bandı. 12 saatlik son ortalama. Bollinger orta bandı haftalıkla aynı yer. Ama alt banda bile düşme riski var. Niye? Tepe eğim vermiş. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi vadeli işlemler. Bitcoin arkadaşlar hem spot piyasalardan grafik izleyebilirsin hem vadeli işlemlerden izleyebilirsin. Geçenlerde anlattım zaten videomda. 5 günlükte bakın beyazda çevirdi vadeli işlemler. Doğru mu? Stokastik sat verdi. Mekti zaten sattı ve düştü. Şimdi haftalık grafiğine bakalım. Haftalık kapanışı geldi ya. Bakın burada da beyaza döndü. Spot piyasalarında dönmedi hala. Burada döndü ama arkadaşlar. Şimdi geçmiş karşımızda duruyor. Bunlar Mega tepeler arkadaşlar. Yeşil birikinti var. Beyaza dönüyor. 80 seviyesi şurası arkadaşlar. Ekranın sağında yazıyor. Şu kesik çizgiler var ya. Orası 80 seviyesi. Altında kapattıktan sonra ne oluyor? Bakın kademeli düşüyor. Burada aynısı bir daha oluyor arkadaşlar. Düşüyor. Şimdi bir daha aynısı olmuş haftalık grafikte. Stokastik sat. Bakın Şurada stokastik al verdiğinde 100 bin gelecek, 200 bin gelecek stokastik al verdi diye pompalamadılar mı? Pompaladılar. Biz ne pompaladık? Arkadaşlar ikisi bir vermesi lazım. Mekti hala sat. Yine geçmişe gittik. Gitmeyin diyorlar ya. Gittik, inadına gittik. Ve ben gösterdim arkadaşlar. Hani geçmişte şu bölgede özellikle bakın stokastik al veriyor ama Mekti sat. O yüzden bir şey olmuyor yani. Ve stokastik tekrar sata gidebilir. Niye gidebilir? Geçmişte de çok gitmiş. Bak burada gitmiş aşağıya gördünüz mü? Tam aynı yer. Tam aynı yer. Peki orada aşağıya gittiğinde nasıl sonuçlanmış? Düşüşle sonuçlanmış. Tabii. Yani haftalık vadeli işlemler, CME, grafiği oldukça olumsuz arkadaşlar. Full sata evrilmiş. Hatta yeni yeni. Mesela stokastik daha yeni bir evdi sata. Bunun bir düşüş gelmesi gerekir mi mantıken? Gelmesi gerekir. Devam edelim. Bak haftalık arasay. Arasay çok önemli bir indikatördür arkadaşlar. Şimdi burada ne görüyoruz? Bak. Bu siyah alan arasaydaki siyah alanı görüyorsunuz. Doğru mu? Bu sezonunda biz içindeyiz o siyah alanın. Ondan sonra düşüyoruz. Bak. Şöyle baktığımızda düşüyoruz. Piyasa düşüyor. Bakın siyah alana tekrar girmeye çalışıyor. Rites diyoruz biz buna. Giremeyince sert düşüyor. Bak burada da aynısı oldu. Burada girmeye çalışmış. Girmiş uçmuş. Bir dahaki kırdığında girmeye çalışmış. Girememiş ve düşmüş. Devam edelim. Şu bölgede tam girmeye çalışırken giremiyor. Düşüyor piyasa. 2021'de arkadaşlar tekrar bir siyah alan dışına çıkıyoruz. Ve daha sonra 28.000'den 69.000'e gidiyoruz. Orada tekrar siyah alana gir geliyor. Giremiyor 69.000'den ayı piyasası başlıyor. Yani önemli bir seviye. Doğru mu? Şu bölgede arkadaşlar bakın tekrar siyah alana girmeye çalışıyor. Giremiyor, red diyor ve sert düşüyor. Şimdi arkadaşlar an itibariyle siyah alanı kırdık. Girmeye çalıştık, giremedik ve yönü aşağı çevirdik. Kapanışını da böyle yaptı. Rites şeklinde. Tehlikeli midir? Evet tehlikelidir. Devam edelim. Bakın arkadaşlar bu indikatör. Bakayım bir. Orada bir çizgim olacaktı benim. Şöyle çizeyim. Yeniden çizeyim. Kaybolmuş. Şöyle. Mouse'umu ayarlayamadım tam. Tamam. Bu şekilde daha önce de gösterdim ben bunu size zaten. Bir tarihi kanalımız var yukarıda 2013'ten gelen veya 12'den gelen tam bakayım. Bir 12'den geliyor işte arkadaşlar. Bir de burada ADX indikatörümüz var. Şimdi burada mega tepeler oluşurken bu indikatörde bakın yeşil renkli giden var ya böyle yeşil renk. Hep düşen trende takılıyor ve piyasa düşüyor arkadaşlar. Bunu da daha önce defalarca gösterdik. An itibariyle iyice düşmeye başladı. Bak, düşen trende geldi ve iyice düşmeye başladı. Hatta ve hatta bu mavi rengi de aşağı kırdı arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil. Yani boğa sezonlarında mavinin üstünde olması daha sağlıklı olabiliyor. En azından bir pay oluşması lazım <laughs> ve şu düşen trend benim için çok önemli arkadaşlar. Bu momentumu gösteriyor. Yukarı yönlü olan momentumu gösteriyor. <laughs> yani Momentumu yakalamışız. Bu kadar yakalayabilmişiz. Öyle düşünün arkadaşlar. Bu tekrar düşmeye başlarsa böyle yeşil olan <laughs> piyasada düşmeye başlayabilir. Yani burada da bir tehlike görüyoruz. Şimdi bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Teter dominans. Teter'in dominasyonu. Bakın özellikle son aylarda çok sert düşmüştük. Ben bu grafiği daha önce gösterdim. Biz daha önce alt banda hiçbir zaman düşmedik. Bu aylık bollinger bandıdır. Hiç düşmedik arkadaşlar. Ve normalde bollinger alt bandına düşerse bir yerden sonra orta banda tekrar gider. Bu hep öyle olmuştur arkadaşlar. Şöyle göstereyim basitinden günlüğü açayım. Günlük teter dominansını açayım. Bak düşmüş alt banda orta banda vurmuş. Düşmüş alt banda bakın orta banda bir, yer, bir yerden sonra vurmuş. Düşmüş alt banda, orta banda vurmuş. <laughs> Düşmüş alt banda, orta banda vurmuş. Yani bu doğanın kanunu gibi bir şey arkadaşlar. Doğanın kanunu gibi bir şey. Şimdi bir de özellikle ilk defa düştüğünde orta banda sert bir şekilde gidebiliyor. Şimdi biz ilk defa düşmüşüz. Orta banda bir türlü gidemedik arkadaşlar. Şu an biz neredeyiz? 4.78. Orta band nerede? Yüzde 6.40'larda arkadaşlar. Oraya gitme tehlikesi var mı? Var. Bu ay gitmesi öbür ay giderse bakın çok eğimli değil orta çizgisi. Yani yüzde altılara gitme ihtimali var mı? Var. Ve buradan yüzde altıya giderse şöyle yüzde yirmi beş yapar arkadaşlar. Yani teter dominasyonu piyasaya yüzde yirmi beş daha hakim oluyor. Bu ne anlama gelir? Piyasanın düşebileceği anlamına gelir. Yani böyle de riskler mevcut bilginiz olsun yani. Bunu da eminim kimse göstermemiştir size. Yani biz birçok yerden bakıyoruz ama her videomuzda yer vermiyoruz arkadaşlar. Her gün böyle uzun uzun video insanı sıkmaya başlar doğru mu? Şimdi gelelim diğerine. Bakın arkadaşlar burada da 2 haftalıkta 2 haftalık kapanış geldi. Ve şu grafik 3 haftalık. 3 haftalık kapanışı değerlendirdim az önce ben. Şimdi 2 haftalık grafikten farklı indikatörü göstereceğim. Burada da aynı mevzu var bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada da aynı mevcut. Yani mega tepelere baktığımızda böyle düşen trendten dönüyor arkadaşlar. Bu da beni düşündürüyor doğal olarak. Düşünürüm yani düşünürüm. Niye böyle bir şey oldu burada? Zamanı mıydı falan. Aa yukarıda da kanal var. Ritesini yapmış. Doğru mu? Yani cidden düşündürüyor. Devam ediyoruz. Bakın, bu da çok düşündürüyor. Bu hatta bir ara ne dedim ki, en çok düşündürenlerden bir tanesi buydu beni. Bu aylık arasıdır. Bakın arkadaşlar, boğa sezonları burada duruyor. Tarihi boğa sezonları. Kameram dondu. Pardon arkadaşlar, bunu tekrar açmam gerekiyor benim. Ya da idare edin. <laughs> bu şekilde. Bundan sonrasını kamerasız devam edeyim olmadı. Bir bekleyin arkadaşlar. Gelecek mi gelmeyecek mi bakalım. Maalesef gelmedi. Neyse devam edelim. Videoyu tekrar baştan çekmek istemiyorum arkadaşlar. Burada Arasay aylık grafikte boğadayken Bitcoin <laughs> siyah alanın içinde hareket eder. Bak şöyle göstereyim. Siyah alanı terk ettiğinde Burada ne kadar düşmüş? Şöyle. Yüzde yetmiş. Bu bir. Sonra tekrar boğaya girmiş. Ne zaman? Siyah alana girdikten sonra. Şurada giriyor siyah alana arkadaşlar. Şöyle gideyim. Siyah alana tekrar giriyor. Ondan sonra arkadaşlar sert düşmeye başlıyor. Siyah alanın tekrar dışına çıkınca. Şu noktadan sonra tam teyit vermiş ya. Ayı piyasasına başlamış. Sonra tekrar siyah alana giriyor. Boğa piyasası başlıyor. Doğru mu? Tekrar siyah alan dışına çıkıyor. Ayı piyasasına giriyor. Siyah alana giriyor. Boğa piyasası başlıyor. Siyah alanın dışına çıkıyor. Ayı piyasasına giriyor. Bak. Biz siyah alana girdik. Bitcoin ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Siyah alana şurada girmişiz. 39 binden işte 73 bin 74 bin bölgesine gittik. Sonra tekrar siyah alana, siyah alanın dışına çıktık. Öyle düşünebilirsiniz. Ve geçmiş ne diyordu bize? Siyah alanın dışına çıkıyorsa düşüş gelebilir. Bu aylık araç Önümüzdeki ayları kapsıyor arkadaşlar. Bir mum bir ay sürüyor. Yani hemen anında performans bekliyorsunuz. Olmuyor ya. Yani. Aylar sürebiliyor. Bakın önemli bir sinyal bu. Bu nedir? Altcoin dominans. Others. Küçük altcoinlerin dominasyonu. Ben nakite geçtiğimde de söyledim arkadaşlar. Haftalık grafikten baktığımızda şuradan nakite geçtik zaten. Bak niye alçalan dip burada da var demle büyük alçalan dip vardı. Ondan beri çok sert düşüyor. Bak aylık grafiğe gittiğimizde aylık da alçalan dibimiz var. Aylık haftalık değil bu aylık. Aylıkta alçalan dibimiz var. Şimdi bu şartlar altında buradan altcoin rallisi geliyor mu? Gelmemesi gerekiyor. Yani altcoin rallisi geliyor satmayın diyenler bunu neden göstermiyor bilmiyorum. Basit ya indikatör yok bir şey yok burada. İndikatör yok. Sadece dalga yapıları var. Alçalan dip. Bitti. Bunu niye göstermiyorlar? Neye göre hallediyorlar? Devam edelim. Bu da Bitcoin dominans. Tepe yapıldı mı dominansta? Bence yapılmadı arkadaşlar. Bence yapılmadı. Bakın aylık grafiğe gidecek. Biz şu noktada sepetlendik arkadaşlar. Şurada en tepede sepetlendik. Ne zaman? 2020 yılının sonlarında. Dominans son ortalamaya geldi. Biz alt koyun sepeti yaptık. Dolu dolu boğa yaşadık. Ama bir daha yükselmediğini de görüyoruz ve düşmüş. Bu defa da dedim ki o zaman ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Son ortalamaya gelirse o zaman dominans tepeyi yapar. Son ortalama da burada başladı arkadaşlar. 2022'den sonra bir ortalama meydana geldi. MA100. Oraya dokunduk mu? Hayır. Yani dominans hala tepeyi yapmamış. Gözüyle bakıyorum ben. İnadına da düşmüyor biliyorsunuz. Ayrıca 2 haftalıkta orada da test edilmeyen MA200 var arkadaşlar. O da %60 seviyelerinde geziyor. Bütün bu ortalamalar test edilmeden alt kon rallisi kolay kolay gelmiyor. Bunu anladık. Ya şöyle düşünün. 12 saatlikte dedik ya en alt ortalamaya düşebilir. Veya zaman zaman deriz ya en alt ortalamaya düştük en üst ortalamaya gidebiliriz gibisinden. Aynı mantık dominans için de geçerli. Aylık için, iki haftalık için hepsi için geçerli. Zaten her şey riteslere göre gidiyor arkadaşlar. Bunun hedefine daha gelinmediğini düşünüyorum ben. Dominans hedefine gelinmediğini düşünüyorum. Neyse arkadaşlar detaylı bilgiler verdim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.